Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı olanlar, canlarım benim. Ekonomi, siyaset, her şey iç içe. Fakat kötü bir haber, umarız yanlıştır diyeceğim, yalandır diyeceğim, diyemiyorum. Niçin diyemiyorum? Reuters, kaynak gene Reuters. Hani Demirören grubundan olsa ki zaten yapmazlar böyle bir haberi. Ya da ne bileyim başka bir yerli ajans olsa, güvenilir bir ajans bile olsa kafamızın bir tarafında mutlaka kuşku ve soru işareti kalır. Acaba bir amacı mı var? Kötü niyetli mi? Ama Reuters, Reuters deyince akan sular duruyor ne yazık ki. İsterse çağlayanlardan aksın abi diye duruyor. Haber ne? Haber şu. Hazine ve Maliye Bakanlığı habere göre, Reuters'e göre, bütçenin daha fazla bozulmaması için, çünkü 36 milyar lira daha ilk 3 ayın bütçe açığı. Daha fazla bozulmasın diye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık ihtiyat akçesini genel bütçeye, merkezi bütçeye aktarmak için çalışma yapıyor. Tabii mutlaka bunu kararnameyle yapamaz. Sadece Cumhurbaşkanı imzaladım alın bu parayı. Olmaz. Meclisten geçmesi gerekecek. Geçer mi? E canım yanında Bahçeli var. Bahçeli evde oturuyor Sayın Cumhurbaşkanı. 1100 odalı dev gibi bir sarayda oturuyor ama Bahçeli'nin bahçesi çok daha rahat onun için. Onu çok kolay kullanıyor çünkü. O bahçenin içinde çok rahat dolanabiliyor. İnşallah başına bir iş gelmez o bahçede dolaşırken. Canlarım tabii işin şakası esprisi gırgırı bir tarafa. Bu çok felaket. Ne demek? Benim örneklerim pek parlak olmaz biliyorsunuz. Ama benim yaşım müsait. Çocukluğumda duyardım yaşlı insanlardan. Yaşlı ve yalnız insanlardan daha doğrusu. Hatta pek çoğu baba çocuklarının, torunlarının yanında beraber otursa bile söylerdi bunu. Ne mi derdi? Şurada 3 kuruş kefen param var derdi. Onu bari vereyim de derdinizi görün derdi. Kefen param. Evet. Eskiden yaşlılar kefen parası biriktirirlerdi. Şimdiki fukaraları bereket belediyeler gömüyor. Çok sevimsiz örnek. Evet biliyorum. Ama Merkez Bankası ihtiyaçları demek merkez bankalarının, hatta o devletlerin bir bakıma kefen paralarıdır. Bir devleti yönetenler Merkez Bankası'nın ihtiyatlarına göz dikmişlerse, onları alıp bütçeye koyacaklarsa, Allah o ülkeyi korusun diyeceğim ama nasıl koruyacak bilmiyorum. Artık Allah'ın korumasından da çıkmıştır o ülke. Bunlar felakettir. Bunlar felaket habercileridir daha doğrusu, öyle söyleyeyim ben size. İyi şeyler olmuyor Türkiye'de. Türkiye kötü yönetiliyor. Evet çok kötü yönetiliyor ama bu yönetim tarzı Osmanlı'nın son günleri. Osmanlı'nın son günleri böyleydi. Osmanlı yöneten saray, padişah ve şürekası ne zaman neyi nasıl yapacaklarını şaşırmışlardı. Para bitmişti çünkü. Hangi kaynağı alacaklar, hangi kaynaktan nasıl para kullanacaklar bilinmiyordu. Savaşan ordudaki subayların maaşları ödenmiyordu. Evet. Cağaloğlu'nda subay eşleri, subay ailelere gelip para isteriz, açız diye bağırıyorlardı. Evet. Savaşta, yani Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında. Osmanlı'yı o hale getirmişlerdi. Sonra ülkeyi perişan eden padişahın en sonuncusu Vahdettin biliyorsunuz İngilizlerin gönderdiği bir gemiye binip kaçtı. İyi değildi sonu. Allah tarafından bir Mustafa Kemal ve arkadaşları çıkmıştı. Ve Türkiye'yi kurmuşlardı. Yıkılmış, bitmiş, çürümüş bir padişahlık mezbeleliğinin üzerine yepyeni, tertemiz, pırıl pırıl bir ülke kurmuşlardı. İyi değil bunlar arkadaşlar. Bunlar iyi değil. Kim bilir kaçınız içinizden ya dede hani enseyi karartmayacaktık diyorsunuz. Ama bu haberleri sizinle paylaşmam demek, battık bittik diye ağlaşmak demek değil. Konfüçyüs ne dedi?
ne demişti? Ağlanacağına, ağlaşacağına kalk bir mum da sen yak. Arkadaşlar, 23 Haziran seçimleri hepimizin çok önemli çünkü. Milletçe İstanbul için ve İstanbul'dan sonra Türkiye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin geleceği için mum yakma zamanı. Ağlaşmanın anlamı yok. Şikayet etmeyeceğiz. Benim bu söylediğim bir durum tespiti. Size bildiriyorum. Freni patlamış bir kamyon yukarıdan aşağı doğru geliyor. Tedbir alın. Kaçın. Yolun üstünde durmayın. Kaçın. Sonra da o enkazı kaldırmak için hep beraber çalışacağız. Kimse kimseyle kavga etmeyecek. Bütün hepimiz ama. Bütün hepimiz. Halktan bahsediyorum. Yukarıdan değil. Hepimiz. CHP'lisi, İYİ Partilisi, Saadet Partilisi, HDP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi. Hepimiz. Herkes. Bu enkazı kaldırmak için el ele vereceğiz. Hep birlikte bırakılan enkazı ayağa kaldıracağız. Ben bundan eminim. Bundan benim kuşkum yok, korkum yok. Uzun zamandır da henüz kriz yaşamadığımızı söyleye geliyorum. Evet, bunlar hep krizin geldiğinin alametleri. Ama bu 40 milyar lirayı alınca Merkez Bankası batmaz. İhtiyatını harcamış olur. Yani halkın deyimiyle, eski halk deyimiyle kefen parasını kaptırmış olur bir yerlere. Problem değil. Biz büyük milletiz. Aramızdaki bütün fikri ayrılıklara rağmen, inanç ayrılıklarına rağmen biz büyük bir milletiz. Mustafa Kemal Atatürk çok büyük millet yarattı. Çok, bakın. Bu bizim hepimizin övünç kaynağımız, gurur kaynağımız, onur kaynağımız. Moralimizi en çok yüksek tutmamız gereken bir değer bu. Biz halen milletiz. Her şeye rağmen, bunlara rağmen biz bir milletiz. Biz bu işin altından kalkacağız. Merkez Bankamızın gerektiğinde kefen parasını da alacaklar. Seçimlerde yiyecekler. Evet. Şu önümüzdeki bir ay içinde İstanbul seçimlerini kazanmak için yiyecekler. Ama artık halk yemiyor. Halk yemiyor. E yetti gari ama diyor. Yalan dolan nereye kadar diyor. Onun için canlarım benim, ağlaşmak yok. Durumumuzu bileceğiz. Konfüçyüs'ün dediği gibi kalkacağız. Ağlaşmayı bırakacağız. Hepimiz birer mum yakacağız Türkiye'nin güzel geleceği için. Her şey güzel olacak. Neyle? İstanbul'daki akil milyonlarca seçmenin oylarıyla. Hangi partiye oy vermiş olursalar olsunlar daha önce. Ama yeni belediye başkanlığını, yine mazbatasını halen İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na takdim edecek bu millet. Ben inanıyorum. İstanbul'un bunu yapacağına çok fazla inanıyorum. Canlarım benim, güzellerim. Evet. Bu arada ekonomiyle ilişkili olduğu için bir haber geçeceğim. Bakın. Elektrikli süpürgeleriyle bilinen İngiliz Dyson otomobil üretmek için kolları sıvadı ve patentlerini aldı. Evet. 2017 yılı Kasım ayında, yani bundan 2 sene önce AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak bizim 5 baba yiğitimizi açıklamıştı. Hatırladınız mı? Onlar da yerli üretim otomobil yapacaklardı. Neredeler? Neredeler sahi onlar? 2018 Haziran'ında erken seçime gidileceği daha o zamandan belliydi. Hava, sürekli gaz, ortaya bakıyorsunuz, caz. Domates, soğan, biber, patates, ülkemizin üretiminde en iddialı olduğu ürünler bile yok ya. Bırakın geldi otomobili. Vazgeçtik geldi otomobilde. Bakın, ondan bundan sağdan soldan borç aç para alıyor. Devleti yöneten, ekonomiyi yönetenler. Gece yarıları piyasaya sürüyorlar dolar düşsün diye. Düşüyor. Ertesi gün gene çıkıyor. Gündüz olunca. Anlattım akşamüstü neden çıktığını. Böyle yürümez. Böyle yürümesi mümkün değil. Kaldı ki doları aşağı çekmeye çalışıyorlar Türk parasının karşısında. Dolara değer kaybettirmeye çalışıyorlar. Suni de teneffüslerle ve sürekli daha da borçlanarak. Hem de kısa vadeli borçlanarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama öbür tarafta borsa aynı. Ne demişti Mevlana? Bilir misin neden gammaz değildir aynan? Kirini pasını almamışsın da ondan. Bizimkiler aynanın kirini pasını almıyorlar. Ayna tabii saklıyor bunların yüzündeki pislikleri.
çirkinlikleri saklıyor, gizliyor. Ondan sonra da güzelim diye hava atıyorlar. E aynayı bir silsene bakalım. Aynayı bir sil de öyle bak bakalım aynaya nasılsın. Ne haldesin? Ya. Borsa ayna. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Geri gidiyor. Ya. Canlarım benim. Ülke kötü yönetiliyor. Ülke kötü yönetiliyor demek hakaret değil. Ülke kötü yönetiliyor demek ülkenin kötü yönetildiğini haykırmak demek. Bu benim hepimizin en tabii hakkımız. Eğer ülkenin kötü yönetildiğini ülkeyi yönetenlerin en yakınları bile söylemeye başlamışsa ki başladılar artık. Aklı başında olanlar başladılar. Demek ki ülke kötü yönetiliyor ve bu umut verici bir şey. Yalakalara bakmayın siz. Ülkeyi yönetenler de sonunda kendi kendilerine kaldıklarında en azından ya bu insanlar hiçbir tuvalete gitmezler ya affedersiniz yani. İnsan tuvalette kendi kendine kalır. Hadi diyelim ki diğer zamanlarda kendi kendileriyle baş başa kalamıyorlar. Ama tuvalette insan kendi kendiyle baş başa kalır ya. Ya insan bir düşünür ya ne oluyor ya nereye gidiyoruz? Kim bu yalakalar ya? Ya falanca benim eski dostumdu biz bununla beraber yola çıktık. Ekonomiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Acaba yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor? Bir insan araştırır ya. Ya kötü gidiyoruz ya. Ya çok kötü gidiyoruz. Az kötü gitmiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Bunun çözümü belli aslında. Bunun çözümü asla ve asla seçim vaatlerinde bulunmamak, seçim harcamaları. Bakın yatırımdan bahsetmiyorum. Seçim harcamaları yapmamak. Bütçe zaten perişan ya. Yani benim aklım almıyor bunları. Canlarım güzellerim benim. Almıyor ama diyorum ya 23 Haziran bir şey kalmadı. Bırakın harcasınlar. Bırakın Merkez Bankası'ndaki halk deyimiyle deyim olarak kullanıyorum. Kefen parasını da harcasınlar. Ne yapalım? Biz milletiz gene biriktiririz yenisini. Biz güçlü milletiz. Hiç korkmayız. Bu Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Hükümetlerin de Merkez Bankası değil. Siyasetçilerin Merkez Bankası değil. Milletin Merkez Bankası. Elbet evelallah biz yine Merkez Bankamızı toparlarız, ayağa kalırız. Canlarım, şimdi hem iktidar kanadında ama daha çok da muhalefet kanadında bazıları var. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Ya da kazanamayacağı seçime girmez. Ben bu iddialara, bu saçmalıklara gülüp geçiyorum. Canım Adana'ya niye girdi? Ankara seçimlerine niye girdi? Antalya, Mersin seçimlerine niye girdi? Kaybetti ve hepsinin belediye başkanları değişti. Şu anda kör topal diyorlardı ya. Hayır, gayet iyi çalışıyorlar. Benim baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, inceleyebildiğim kadarıyla şimdi bir problem yok görünürde. Ya İstanbul'u Ekrem İmamoğlu tekrar kazanacak. Ben artık iddialı konuşmak istemiyorum ama oy çalamayacaklar. Bir defa bunu kafanızdan çıkarın. İşte neymiş seçmenlerin isimlerini siliyorlarmış listelerden. Ne kadar silecekler? Ne yapacaklar? Eski listeler duruyor olduğu gibi orada. İkametlerini silecekler ama ellerinde o seçmenlerin atmadıysalar en azından seçmen pusu şeyleri var. Belgeleri var. Kağıtları da bütün askıdaki kağıtları da değiştirecek, listeleri değiştirecek halleri yok ya. Canlarım bakın yeni seçmen katılamaz. Bu seçimlere yeni seçmen katılamaz. Ya bunları söyleyenlere inanmayın. Muhalefetten de olsa inanmayın. Bunlar hep goy goyculuk. İktidardan olsa da inanmayın. Şunu bilin. Şunu bilin. Seçimlerde hile olmayacak. Hile olmayacak. Geçen seçimlerden önce CHP'lilere buradan defalarca seslendim, haykırdım. Yahu şu oy hırsızlığından söz etmeyin dedim. Değil mi? Bırakın artık bunları. Bırakın. Bakınız şimdi AKP'liler aynı teraneyi yapmaya başlıyorlar. Bırakın onlar desinler. Bırakın onlar söylesin CHP'liler oylarımızı çalacak diye.